Geçtiğimiz günlerde kamuoyunu meşgul eden hayvan hakları yasasında yapılan değişiklikle ilgili konularla ilgili geçtiğimiz günlerde bir çalışma yaptığımızı yürürlüğe giren yasayla ilgili uygulama safhasında neler yapacağımızı toplumun hangi kesimlerini bu konuya dahil edeceğimizi ve çalışmalar bittikten sonra da kamuoyuyla bunu paylaşacağımızı sizlere duyurmuştuk. Mevcut yürürlüğe giren yasanın uygulanmasında bir kampanya üzerinden çalışmalarımızı sürdürdüğümüz takdirde daha başarılı olacağımızı düşündük. Kampanyamızın temel amacı yeni yasada hüküm altına alınan sokak köpeklerini topla, rehabilitasyonunu yap, veri kayıt sistemine işle, bunu kısırlaştır ve mümkünse sahiplendir. Mümkün değilse doğal yaşam alanlarında bunların ortamlarını iyileştir refah içerisinde yaşamalarını sağlı. Sahiplendirme merkezleri oluşturuyoruz. Sahiplendirme dijital platformda da olacak. sahiplen.mersin.bel.tr sayfamız üzerinden can dostlarımızı yurttaşlarımız sahiplenebilecekler. Mersin'de bulunan tüm kurumlar siteler Organize sanayi bölgeleri, kurumlar, muhtarlıklar, aklınıza gelebilecek her türlü kurum ve kuruluş bu can dostlarımızdan sahiplensinler. Ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak an itibariyle tüm kurumlarımızın, iştiraklerimizin, tesislerimizin her birine en az bir can dost sahiplenme kararını şu andan itibaren alıyorum ve bu talimatı arkadaşlarıma buradan ulaştırıyorum. Siz yeter ki hayvanları sahiplenin, onları dost edinin, biz de sizlere iki yıl süreyle günlük kurumama ihtiyaçlarının belli periyotlar ile karşılayalım. Üç ayda bir iç ve dış parazit ilaçlarını uygulayalım. Bunları biz yapalım. Biz üstlenelim. Yine 6 ayda bir pet kuaför hizmeti verelim. Can dostlarımız şık olsun, güzel olsun, yakışıklı olsun. Bunları biz sağlayalım. Yılda bir kuduz aşısı uygulamasını yine biz yapalım. Yavruyken sahiplenilmiş ise köpekler bir yaşına geldiğinde kısırlaştırma hizmet hizmetini ücretsiz olarak yine biz verelim. Parazit ilaçlaması. Pet kuaför hizmeti ve kuduz ayısı uygulamak üzere hizmet verecek mobil araçlar da hazırladık. Şu anda hazır. Gitsin o mobil araçlar bu saydığımız hizmetleri can dostlarımızı sahiplenen yurttaşlarımıza destek versin, katkı versin istiyoruz. Bu konuyla ilgili merkezi hükümetin Belediyelerle yurttaşı karşı karşıya getirip buyurun baş başa kalın siz sorunu çözün yaklaşımı bunu da doğru bulmuyorum. Bu ülke 22 yıldır 5 ayrı 10 ayrı siyasi parti siyasi görüş tarafından yönetilmedi. Tek bir siyasi irade tarafından yönetildi. 22 yıldır siz bunu niye çözmediniz? Tamam. Üzücü olaylar oldu. Tamam. Bunların gerçekten kontrolsüz bir şekilde bu can dostların sokaklarda olmaları farklı olumsuz sonuçlar verecek olaylar meydana getiriyor ama işte sorarlar 22 yıldır neden gerçekten bu problemi çözmek için belediyelerle işbirliği halinde olmadınız? Her alanda olduğu gibi bu alanda da merkezi hükümet kendinden olmayan belediye anlayışı, çelişkisi ya da çekişmesi maalesef var. Amacımız onları öldürmek değil. Onları yaşatmak olsun. Gelin bu çalışmamıza tüm Mersin'ler katkı verin ve bu sorun alanını da ortadan kaldıralım.